Benim kafam mı karışmış? Ee, en son e, Murat Bey'in e, İmamoğlu İstanbul'u bırakmasın. Ha, ben nerede kaldım? İstanbul'u bırakmasın. İstanbul'u bırakırsa bir daha İstanbul'u alamayız. Hatırladım. Ee, ben de diyecek bir şey diyecektim. Reklamdan sonra e, dediniz. Bana söyle film abi, film devamlılığı söyle. gibi hatırladım. Soruyorsunuz. Hatırladım. Evet. Cumhuriyet Partisi <laughs> kadrolarında da eminim bizi dinleyenler de bunun farkında. Benim çok sevdiğim e, değerli Genç dostumuz Ekrem İmamoğlu gibi İstanbul'u tekrar kazanacak. Nice Ekrem ee, İmamoğlu'ları. Çok değerli başka adaylar CHP'nin potansiyelinde fazlasıyla var. Ve onları bulacak, çıkaracak, parlatacak, destekleyecek örgüt de var. Yani öyle... Ekrem Bey İstanbul'dan ayrılırsa biz bir daha İstanbul alamayız gibi bir şeye düşmemek lazım. Bu biraz da CHP genel merkezinde bir kadronun da oluşturduğu bir tezdi. O da şu. Hangi tez? Yani Ekrem İmamoğlu eğer Cumhurbaşkanı adayı olursa ya da Mansur Yavaş olursa Belediye meclislerinin çoğunluğu Cumhur İttifakında onlar AK Partili birini seçerler diye. Ya 7 aylığına ya. yani Hayır. tabii bu şuydu. Yani Ekrem İmamoğlu <laughs> ya da Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmasın. Bu dediğim şeyin Yavaş için de geçerli. Tabii başka yani bir Ankara versiyonu, için de yeni aday hem, bulunur. Hem o hem 7 ay için hem siz yani Mete Yarar'ın dediği doğru. Sistem değiştirecek kadar iddialı anayasa değişikliği yapıyorsunuz. Parlamenter sisteme geçiyorsunuz, cumhurbaşkanını, Başbakanı yeniden seçiyorsunuz. Bu kadar iddialısınız da bir İstanbul konusunda mı takılıp kalıyorsunuz? Bunun tek şeyi var. Ekrem İmamoğlu aday olmasın teziyle bu, burada. Benim bu söylediğim şu anlama gelmiyor. Çok kısa bir şey söyleyeyim araya. ya yani Ben bundan bir buçuk yıl sonra, bir yıl sonra o aday saptanması şartı günü geldiği zaman Millet ittifakı adına... Ben kesinlikle Sayın Kılıçdaroğlu olmasını da demiyorum. O günkü nabız, e, anket, halk, rota e, bize o gün kimi gösteriyorsa o olsun diyor. Yani siz <laughs> diyorsunuz ki İmamoğlu'nu gösteriyorsa o sırada bu tür kaygılarla İmamoğlu'nu göstermemezlik yapamayız. Yapamayız. Yani, yani bir düşünü Mesela İstanbul'da Ekrem Bey aday gösterildiğinde e, Ekrem Bey'in, Tanınırlık oranı çok düşüktü. %17 civarında bir ya rakamdı. Bu da Bedir Baykam'ın tezini güçlendiriyor. E, ama mesela o dönemde tanınmayan birisi aday gösterildi ve başardı. O yüzden aslında anketler karar verici bir nokta değildir. Bir araştırmacı olarak söylemek gerekirse. Geçmişte de buna bu benzer örnekler bu e, ifade ettik. Tek örnek Buradaki olacağız. sistem yani çoğul, çoğunluk ve çoğulculuk anlamına bakmak Anket lazım. Anket Yapılsaydı İmamoğlu asla aday olamazdı. Tabii. Ee, ama özgüven geldi. Ee, İmamoğlu'nun İstanbul'u almasıyla e, CHP arka bahçesi, Hinterlandı veya geniş anlamda muhalefet veya milli ittifak dedi ki demek ki biz çok tanınmayan bir adayı koysak bile arkasında durup kazanabiliyoruz. Onu parlatabiliyoruz. Ee... Bu da Sayın İmamoğlu şayet e, böyle bir görev veya pozisyon değişikliği olursa onun veya Sayın Yavaş'ın, demek ki bu seçimi biz yine e, bir yeni isimle de kazanma şansımız var diye bir özgüven ben, e, iki, e, şu anda mevcut. 2018'in e, Kasım ayında bir rapor verdim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Seçmende üçüncü göz diye bir rapor. Size de yollayabilirim e, Abdülkadir Bey. Orada şu yazıyordu, seçmen isim arayışında değil, seçmen sorgulamaya geçmiş. Liyakat, israf gibi söylemlerden rahatsızlık duyuyor. Buna odaklanılması gerekiyor. Yani kampanya bu üçgen içerisinde yer alması. Nitekim Ekrem Bey geldikten sonra da kampanyanın üçgeni bu alanda ilerledi. Bu önümüzdeki genel seçimde ve cumhurbaşkanlığı sisteminde ise demokrasi olacaktır. Ana başlık demokrasi üzerinden bir kampanya ilerleyecek ve... E, Size bir şey söyleyeyim mi? Demokrasi <laughs> üzerinden kampanya yapsın Millet İttifakı kazanma şansı sıfır. Kararsız seçmenlere baktığımız zaman ülkede azalan ne var dediğimiz zaman yüzde seksen beş oranında demokrasi diyor. Ben 40, Biraz önce Bedri Bey de bahsetti. Ben, Tutuklamalar, İstanbul ben, Sözleşmesi ben, gibi. Ben Bakın Bey, ülkede ben, yaşanan sorunların temeline baktığınız zaman 40 demokrasi... Ben tane anket gördüm. Kırkında da Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye soruluyor. Ekonomi. Demokrasi diyen yüzde iki. üzücü bir şey. Yani tamam. bunu ben gururla söylemiyorum. Bakın ekonomi. Yani. Siz ekonomiyi düzeltebilmek için ne getirmeniz ya gerekiyor? Demokrasiyi ayrı. getirmeniz lazım ya ülkede. O ayrı. Türkiye Birini Cumhuriyeti'nde demokrasi askıya alınmıştır. Mani değil. <laughs> Ahmet Bey, Murat Bey mani değil. Siz demokrasiyi de getirirsiniz, ekonomik vaatlerinizi de ortaya koyarsınız. Bakın siz ülkedeki ekonomik sıkıntıları çözebilmeniz için ...askıda olan demokrasi indirmeniz gerekiyor. Tamam. Bu demokrasiyle inşa edilebilir Türkiye'de. Ya Bey, ben herhalde derdimi size anlatamıyorum. Ben diyorum ki bizim ahalimiz... ...halkımız, ben isterim ki... ...soru sorulduğunda... ...anket yapıldığında... ...Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorulduğunda... ...ben hani bir vatandaş olarak... ...demokrasi, ifade özgürlüğü... ...şu, bu, bunlar çıksın isterim. Mesela. Ben şunu görüyorum. Bunlar... ...ne bugün, ne dün... Demokrasinin en problemli olduğu dönemlerde de, yani AK Parti iktidarından önce de sorulurdu vatandaşa nedir sorun diye. Ekonomi çıkardı. Hiçbir zaman demokrasinin evet. ifade özgürlüğü <gülüyor> çıkmamıştı. <gülüyor> i̇fade ettim ben Maalesef zaten. Maalesef yani. 2002'de de ekonomiydi, şu ama, anda da ekonomi. Ama, ama Benim geniş kitleler kitle ona değil. oy verir Ahmet Sayın, Bey. Yani bak, geniş kitleler refahını artıracaksa. Eğer evde çocuğu işsizse çocuğuna tabii iş onu ister yani. Mi? Bu da evet. doğaldır o da en doğal hakkıdır hayır ben siz, hani daha 100 e, belki Türkiye'ye Türkiye bir seçile falan olursa sizin dediğiniz Ahmet gibi evet. olur. <laughs> bakın ben siz, şunun için söylüyorum. <laughs> Murat Bey dedi ki bana. Öyle. Kampanyayı demokrasi üzerine kurarlarsa olur dedi. Ben de diyorum ki kampanyayı demokrasi üzerine kurarsan alamazsın seçimi. Benim kastettiğim ama demokrasi derken ana madde olarak demokrasi yani. altında Ekonomi nedir bu? Siz e, 128 milyarın hesabını veremediler. Nereye harcadılar? Ekonomi düzeltmek için harcadılar. Doları düşürmek için. Ama yeterli gelmedi. Ellerinde teknoloji de vardı. Bu da yeterli gelmiyor. E, kadro da var yeterli gelmiyor. Neden? Çünkü başkanlık sistemiyle diyecek. birlikte ülkenin demokrasisini askıya aldılar. Türkiye'nin... E, bata, şeyde olan ekonomisini yani yüzeysel sıkıntıları olan fakat derinliği olan ekonomiyi daha da genişlettiler. Murat Bey sıkıntılarını. Anladım. Şunu yani şunu konuşmuyoruz. Bu hükümet ne yaptı? Hani demokrasi şöyle yaptı, ekonomiyi böyle yaptı. Konumuz bu olsa haklısınız bu söyledikleriniz hani söylenebilecek cümleler fakat konumuz şu. Millet İttifakı ne yapacak hani nasıl bir strateji izleyecek o konuda Vallahi sizin Ahmet sözünüze de, itiraz ediyorum. Millet İttifakı, yani İttifakı Çankaya'yı nasıl kazanacak? Ben Çankaya. Şankaya. Yani şunu şunu söyleyeyim, bu seçimde ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı kendisini aldatmasın. Gerçekten bu seçimde iktidarında muhalefetinde işi çok zor. Neden çok zor? Bunu bir beylik sözü olarak söylemiyorum çünkü. İstanbul ve Ankara seçimlerinin kazanılmasıyla birlikte muhalefette ya seçimi her defasında giriyoruz ama AK Parti kazanıyor gibi bir yılgınlık var. Bu ortadan kalktı. Bir motivasyon sağladı. Diğer tarafta da bu bir motivasyon sağladı çok önemli. Diğer tarafta da şimdiye kadar girdiği tüm seçimleri kazanmış bir cumhurbaşkanı var. O aday onun karşısında da daha henüz kimin aday olacağı belli değil. Bu şunu gösteriyor. Her seçimde de aslında öyledir. Yani seçimi kazanmak için sadece bir şart yetmez ama adayınız doğru olacak. Kampanyanız doğru olacak. Stratejiniz doğru olacak. Diliniz doğru olacak. Konjüktür, yani topluma konjüktür kesinlikle. size, size e, yarayacak. Yani e, topluma ya bunlar gelse bizi daha iyi yönetir diye bir güven vereceksin. Bir duygu vereceksin. Kesinlikle. Bir de Mete Yarar'ın dediği nokta çok önemli. Seçim sürecine girilmeden o her seçimin bir ruhu ve bir havası var. O ortaya çıkmıyor. Örneğin İstanbul seçimlerinde ilk yapılan anketlerde ben o zaman CHP'nin anketlerine bakmıştım. %54 Binali Yıldırım, %46 Ekrem İmamoğlu çıkıyordu. Ama seçimin havasına girildikten sonra o öyle bir rüzgar esti ki aldı değiştirdi. Şunu ifade edeceğim. Doğru stratejiyle kazanılmayacak seçim yoktur. Yanlış stratejiyle kaybedilmeyecek seçim yoktur. O zaman şimdi şimdiden bir hüküm vermek de zor aslında. Yani e, biz böyle biraz havanda su döver gibi konuşuyoruz ama e, biraz bu işler seçimin tarihinin yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkacak. Yoksa bu sözlerimizin e, alt, altı dolu olmayabilir. Yani yarın öbür gün bu cümleler önümüze çıkarılsa belki mahcup olacağız ya yani neler söylemişiz? Tabii saçma yani sapan Ahmet diyeceğiz. Bey şimdi Ekrem İmamoğlu aday olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde İstanbul Belediye Başkanlığına adaylık hevesinde olanlar dedi ki işte o filmlerde olan yalnız adam gibi İstanbul sokaklarında geziyor kimse tanımıyor dedi. Şimdi ne oluyor? İşte Ekrem İmamoğlu adayı mı yapılacak İstanbul'da mı <laughs> tuturacak koyacak yer bulunmuyor. Evet Doğru. seçim sürecine girilince aslında her şey belli olacak ama şu da var. Mesela bizim milletimiz gerçekten kimseye karşı önyargılı değil. Mesela 89'da İstanbul'u kazanması, Ankara'yı kazanması, İzmir kazanması suretiyle SHP'ye bir şans vermişti. Daha sonra 94 seçimlerinde Refah Partisi'ne bu şansı verdi. Yılların eceviti biliyorsunuz geldi ecevit 18 Nisan 99 seçimlerinde birinci parti çıktı. Yani eğer millete güven verirseniz millet size bir imkan veriyor. Bence yerel seçimlerdeki başarıyla muhalefete bir kredi açtı. Muhalefet bunu iyi değerlendirir mi, değerlendiremez mi? Onu bile. Peki şöyle bir soru soracağım. Ankara'dasın sen. Evet. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener hiç oturup ya bizim Millet İttifakı olarak adayımız kim olacak? Kemal Bey sen aday olacak mısın? Meral Hanım sen ne düşünüyorsun? Falan böyle bir bu düzlemde bir sohbetleri olmamış mıdır? Ben de onu soruyorum işin doğrusu öğrensem yazacağım hürriyette İsterseniz hürriyeti <gülüyor> okuyun <gülüyor> tavsiye ederim. Ama henüz bulamadın sorunun cevabını. Bulamadım ama. Bizim bildiğimizden daha çok bir araya geldikleri, görüştükleri, bizim dışımızda da kanaat önderleriyle temaslar olduğu söyleniyor. Hayır çünkü biz konuşurken sanki her ikisinin bir teması yokmuş da demeçler üzerinden birbirlerine mesajlar veriyorlarmış gibi bir algı çıkıyor. Öyle konuşurken. de gözüküyor. Yani şu ana kadar mesela Meral Hanım ben başbakanlığa talibim demeden, bir saat önce Kılıçdaroğlu'nu arayıp ya ben böyle bir açıklama yapacağım bilgin olsun dememiş. Demeşlerle gidiyor ve ikisinin ben o soruyu sordum biraz da ilerleme sağladım. İkisinin oturup ya şunu mu aday yapalım bunu mu yapalım bunu mu yapmayalım diye isimler bazında şu ana kadar konuşmadıkları bana ifade edildi. Whatsapp'tan falan da mı yazışmıyorlardır acaba? Bilemiyorum o kadar ama isimler bazında iki liderinde Konuşmadı ifade Daha edeyim. çok ilkesel herhalde konuları evet. konuştuklarını zannediyorum. Ben yani mesela ta şeye parlamenter sisteme geçme konusunda çok net ve kesin evet. bir kararlılık evet. var evet. orada. Onu görüyoruz. İlk, i̇kincisi yani Erdoğan'ı e, tasfiye edelim, biz bu seçimi kazanabiliriz Kazanalım. şeklinde genel esaslarda da bir ittifakları olduğu anlaşılıyor. Ya yani isimlere geçmemişler henüz. Benim o, aldığım be, Benim ilgi. Evet. İzlenimim o de öyle. Herhalde Mete Bey'in izlenimi ya. de öyledir. Yani herkesin Sordum izlenimi. aldığım öyle. cevap. Hiçbir zaman isimleri konuşmadılar. Şunu aday yapalım mı ya da yapmayalım mı diye bir müzakere henüz olmadı diye zannediyorum. Bunu şekillendirmeye çalışıyorlar. Ama aralarında da sanki böyle bir strateji yarışı, bir böyle hani ya ben şunu dersem o şöyle anlaşılır bir mesaj verme. O da var. Gibi. O var. O kesinlikle var. Yani mesela Meral Akşener geldi Ekrem İmamoğlu'nu ikinci Fatih ilan etti. 48 saat sonra Ekrem İmamoğlu yayına çıktı dedi ki çoklu aday da olabilir. Ardından hatta sadece ikisi arasında değil Temel Karamollaoğlu da geçmişte Millet İttifakı'nda yer almış birisi olarak di ki iki genel başkan da aday olur ama kazanamaz. Biz kazanacak birisine yönelmemiz lazım. Aralarında bir strateji savaşı da var. Bir anlamda da <laughs> olabilir çünkü cumhurbaşkanı adayını hangi lider belirleyecek o önemli olacak. O nedenle şimdi kartlarını açarak birilerini denklem dışına çıkarıyorlar, birilerini de önünü açmaya çalışıyor Yani böyle bir sinir harbi gibi bir var, şey evet. de var aralarında yani. E bir yandan da yüksek mutabakat da var ama. Hani aramızda bir problem yok mesajını da net bir şekilde veriyorlar Veriyorlar ve şu ana kadar millet ittifakını sürdürmeleri de bir başarı. Evet. Yani hani, dağılabilir dedi. O da şey bir başarı. De, yani sürdürme e, kararlılığı da var. Evet. Hani böyle bir dağılacak tamam. bir şey de gözükmüyor. Gözükmüyor. Tam tersine gittikçe pekişiyor. Yani millet İttifakı dağılma değil tam tersine daha motive oluyor. Saadet Partisi ile ilgili bir gelişme vardı. İşte Oğuzhan Bey e, e, tedavisi devam ediyor. Nasıl İY'de, sağlık durumu? İyiye de gittiği söyleniyor ama biraz zaman alacak. Çünkü Oğuzhan Bey'in tedavisi biraz geç başlamış. Ciğerlerine kadar inmiş. E, hanımefendinin biraz daha iyi. Tabi belli bir yaşları var. Oğuzhan Bey'in bir geçmişte bir kalp ameliyatı geçmiş. Covid mi oldu? Covid oldu. Evet. Covid oldu. Geçmiş şey olsun. Ama iyiye gidiyor tedavisi. <laughs> Ama tabii zannediyorum onu da soracaktınız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle birlikte Oğuzhan Türk'ün Millet İttifakı'nda devam etmeyelim, Cumhur İttifakı'nda yer alalım şeklinde bir hamle yapar mı? Temel ile bir güç mücadelesine girerler mi? Bir e, tartışma vardı. Bence o süreç daha devam ediyor. Ediyor. Ama, ediyor ama Temel Karamollaoğlu da hani önceden milli görüşte şöyleydi. O Asil Türk birisine gitmesini söylediğinde o gider itiraz etmezdi ama Temel Karamollaoğlu beklenenden biraz daha dişli çıktı. Dişli çıktı yani. Peki